Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Haçlılar karşısında Türkleri ele alacağız. Yine bomba bir konuyla karşınızdayız. Şimdi ne yapıyoruz? Kemerleri bağlıyoruz. Hız kesmeden başlayalım. Peki, öğrenme çıktılığımızda neler var? Hilal ve Haç müdahalesini birlikte göreceğiz, onu inceleyeceğiz. Akabinde anahtar kelimelerimiz ise Gaza, Haç, Hilal, Senyör, Şövalye ve Kuluni tarikatının çalışmalarını ele alacağız. Akabinde arkadaşlar temel kabuller olarak Avrupalıların Kudüs'ü Müslümanlardan almak, Türklerin Anadolu'dan çıkarmak ve Yakın Doğu'yu ele geçirmek için papalık öncülüğünde din argümanları kullanarak başlattıkları askeri seferlere Haçlı Seferliği denildiğini unutmamak gerekiyor. Şimdi gelelim. Haçlı Seferlerin haritasını görüyorsunuz. 4 tane Haçlı Seferi göreceğim. 4 Haçlı Seferini bakın kırmızıyla olan yol güzergahını ele alacaksınız. Göreceksiniz. Bu adamlar Kudüs'e kadar ilerleyecekler. 2. Haçlı Seferinin yol güzergahını göreceğiz. Akabinde 3'ü göreceksiniz. Ama mor kısımda bir gariplik var farkındaysanız. Hiçbir şekilde Müslüman coğrafyasına uğramamış. Adamlar Venedik'ten çıkmışlar, İstanbul'a gitmişler. 4. Haçlı Seferinde bir garipliği var. Onu da birazdan ele alarak size söyleyeceğim. Şimdi Haç seferleri neler? Hristiyan dünyasını birleşerek Orta Çağ'da Kudüs ve çevresini alma bahanesiyle Türk İslam dünyası üzerine yapmış olduğu saldırılara Haçlı seferleri denilecek. Haç seferlerine karşı başta Türkiye Selçuklu Devleti, Eyyubi Devleti olmak üzere Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri mücadele etmişlerdir. Peki Haçlı seferleri neden çıktı? Avrupa açtı, Avrupa yoksuldu, Avrupa bir nevi para kazanmak istiyordu. Ve yine doğunun zenginliklerine ulaşmak istedi Haçlılar, Papa. Bu yüzden de hep bir Haçlı neyi sundu ortaya? Bir bahanesini sundu. Peki Haçlı seferlerinin dini sebepleri nelerdi? Hristiyanlar Müslümanların elinde bulunan Kudüs gibi 3 tane ortak kutsal dinin merkezini almak istediler. Çünkü Kudüs Yahudiler için de, Müslümanlar için de, Hristiyanlar için de kutsal bir mabetti. Yine bu dönemde bulunan Kuluni tarikatının Müslümanlarla savaşılması yönünde yaptığı bir nevi arkadaşlar çalışmalar. Yetmedi Katolik Kilisesi'nin Ortodoks Kilisesi hakimiyeti altına almak istemesi ve her seferinde de Bizans'ın Ortodoksluğunu kullanarak Haçlılardan yardım istemesi. Katolik Kilisesi'nin Haçlı seferlere teşvik etmesi. Papa çıktı dedi ki ey Yüce İsa'nın evlatları. Siz ki Haçlı seferlerine katılırsınız, siz bu yolda öldüğünüzde Hazreti İsa'nın yanında cennette bulunacaksınız dedi. Tapu almanıza gerek yok cennet tapusu dedi. Siz dedi bu savaşlara katılın çünkü neyle ödüllendirileceksiniz? Cennetle ödüllendirileceksiniz dedi. Bu yüzden de arkadaşlar insanları ne yaptılar? Kandırdılar. Tabii ki dini yönün yanı sıra hangi sebepleri de göreceğiz? Siyasi sebepleri göreceğiz. Çünkü Türklere karşı Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi. Çünkü Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu coğrafyası artık akın akın Türk yurdu haline gelmeye başlamıştı. Bizans zordaydı ve karşı mezhebi olan Katoliklerden yardım istemek zorunda kaldı. Papa yardım etti ama bunun hep bir karşılığı olmuştu. Ama bu da tabii ki İstanbul'un fethi sırasında işimize yaramıştı. Neden olduğunu da birazdan söyleyeceğim aslında size. Yine Haç seferlerinin ekonomik sebepleri neler peki? Yine Avrupalıların doğunun zenginliklerini ele geçirmek istemeleri. Çünkü arkadaşlar bugün bildiğiniz Avrupa Avrupa değil. Avrupa aç, Avrupa yoksul. Kilise insanları kandırmaktaydı. İnsanlara cennet cehennem tapusu satmalardaydı. Yine skolastik düşünce ağırdı. İnsanlar birbirlerini katlediyordu Avrupa'da. Avrupa aynı zamanda pislik yuvasıydı. Çünkü niye? Ekonomik sebepler insanları darboğaza sokmuştu. Modernleşmekten uzak tamamen Avrupa kaderine terk edilmişti. Ama bugünkü doğu ise tam tersine tamamen bir cennet gibiydi. Zenginlikler içerisinde bilimin, sanatın geliştiği önemli bir yerdi. Avrupa bugün doğuya hayran hayran bakmaktaydı. Bazı soylu ve derebeylerin yeni topraklar kazanarak ekonomik durumlarını daha da güçlendirmek istediler. Hatırlayın derebeyler neydi? Kavimler göç sonrasında ortaya çıkan feodal bir yapıydı. Küçük küçük kalelerin ortaya çıkması, soyluların ve vassalların ortaya çıkmasını görecektik. Yani bir nevi arkadaşlar ağalık sistemiydi. Bu ağalık sistemini yine ortadan kaldıracak kişi Fatih Sultan Mehmet Han'dı.
Yani neyi fethetmesiyle? İstanbul'u fethetmesiyle. Peki gelelim Haçlı Seferleri'nin haritasına, şöyle tekrardan bir bakalım. 1096-1099 yılında ilk Haçlı Seferi gerçekleşecek. Peki bu Haçlı Seferi'nde kimler var? Türkiye topraklarında, yani Anadolu topraklarında yeni büyük bir imparatorluk yükselmekteydi. O imparatorluk Türkiye Selçuklu Devleti'ydi. Türkiye Selçuklu'nun devletinin kurucusu Kutu Almışoğlu Süleyman Şah devleti İznik merkezli kurmuştu. Ama Halep dolaylarında yaşadığı savaşta hayatını kaybetmiş, yerine oğlu 1. Kılıç Aslan geçmişti. 1. Kılıç Aslan bu sefer sırasında ilk önce bir fakir Haçlı birliğini karşıladı. Bu Haçlı birliğini yendi. Ama sadece Haçlıların bu kadar olduğunu düşünmüştü. O yüzden de bir rağbete kapıldı ve 1. Kılıç Aslan 1. Haç seferinde ağır bir mağlubiyet aldı. Bu mağlubiyetin sonrasını devletin merkezini İznik'ten Konya'ya taşımak zorunda kaldı. Yani İznik artık Haçlıların eline geçmişti. Aynı zamanda 1. Kılıç Aslan İznik'i terk ederek Konya'yı merkez yapmasının sonrasında Haçlılar Kudüs'ü kimin elinden alacak? Fatimilerin elinden alacak. Yetmeyecek, Anadolu'da Kudüs'e ulaşamayan Haçlıların bir kısmı Antakya ve Urfa'ya Haçlı kontlukları kurmaya başladılar. Yani aslında Haçlılar çığlık çığlığa zaferlerini kutlamaktaydı. Çünkü Türkler ağır bir yenilgi almıştı ve Müslümanların elinden en önemli kutsal mabet olan Kudüs artık Hristiyanlarındı. Avrupa'da çılgın gibi sevinçler başladı. O yüzden de 1. Haç seferleri sadece bir kere yapılmadı ve devamı gelmeye başladı. Bunlardan ikincisi ise 2. Haçlı Seferi'ydi. Tarihler 1147-1049 yılları aralığını göstermekteydi. Bu dönemde Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi 1144 yılında Haçlılardan önce Urfa'yı, daha sonra da Halep ve Şam'ı geri aldı. Artık Müslümanlar dirilmekteydi. Anadolu'ya gelen Haçlı kuvvetleri Konya civarında Sultan Mesut'la karşılaştılar. Ama Sultan Mesut babasının yaptığı hatayı yapmayacaktı. Bu yüzden de Sultan Mesut Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Haçlılar Şam'ı kuşatmak isteseler de başarılı olamadılar. İkinci Haç Seferi'nin en önemli özelliklerinden birisi şu. Bu sefere ilk kez kral ve imparatorlukların katılması oldu. Çünkü kral ve imparatorluklar 1. Haç Seferi'nde Haçlıların büyük bir zafer kazandığını düşündü. Çünkü 2. Haç Seferi kaçınılmayacaktı. O yüzden de zaferini halkla paylaşmak istediler. Ama dediğimiz gibi 2. Burada Sultan Mesut bu Haç Seferi'ne geçit vermedi ve Haçlılar ağır bir mağlubiyette karşılaştılar. Bu mağlubiyetin telafisini çıkartmak isteyeceklerdi Haçlılar. O yüzden de durmadılar ve Kudüs'te mükemmel bir imparator yükseliyordu. Bu imparator Selahaddin Eyyubi'ydi. Selahaddin Eyyubi dedi ki bir Müslüman Hristiyanların bu durumunu kabul edemezdi. Çünkü Kudüs'ü 1. Haç Seferi'nde ele alan Hristiyanlar ülkenin içerisinde Kudüs'te bulunan bütün insanları katletmişti. Zulüm etmekteydi. Allah'ın kılıcı Selahaddin Eyyubi, tarihler 1187 yılını gösterdiğinde Haçlılarla yaptığı Hıddin Savaşı'yla Kudüs'ü artık ele geçirmişti. Hristiyanların umudu tamamen elinden kaymıştı. Çünkü o 1. Haçlı Seferi'nde kazandıkları o büyük zafer, 3. ile birlikte tamamen ağır bir depresyona sokmuştu Haçlıları. Hatta Fransız kralı Philip Auguste yine İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard, Alman İmparatoru Friedrich Barbaros 3. Haç Seferi'ne katılmışlardı. Ama hepsi teker teker avlandı. Çünkü Allah'ın kılıcı Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlıların elinden almıştı. Haçlılar Kudüs kusatmadığında başarılı olamayarak ülkelerine geri döndüler. Şöyle haritayı gibi hatırla. 4. Haç Seferi'ni hatırla. 4. Haç Seferi aslında karadan yapılmayacaktı. Nereden olacaktı peki? Bu dönemde Papa tekrar bir çağrı yaptı. Ey Yüce İsa'nın evlatları, biz hata yaptık karadan gitmekte. Artık denizden gideceğiz. O yüzden de Papa Venedikli tüccarlarla anlaşmış. Venedikli tüccarların gemilerini satın almıştı. Ama Venedikliler dine değil paraya güveniyordu. Paralarını alamayacaklarını düşünmüşlerdi. Kudüs'ün alınamaması üzerine Papa kışkırtmalığıyla yeni bir ordu kuruldu. Fakat Papa'nın çağrısı 1. Haç Seferi kadar etkili olmadı. Çünkü ne kadar çok yenilirseniz o kadar moraliniz
bozulmaya başlar. Nitekim bunların da yavaş yavaş moralleri bozulmaya başlıyordu. Bu sırada Bizanslı taht kavgaları sonucunda tahttan indirilen İmparator Alexokis, Haçlı ordusundan yardım istedi. İstanbul'a gelen Haçlılar mükemmel bir şekilde karşılandılar. Çünkü Venedik gemileriyle gelmişlerdi. İlk başta Bizans dedi ki, evet, Katolikler buraya yardıma geldiler. Ama hiç beklenmedik bir olay gerçekleşti. Haçlılar İstanbul'u yakıp yıkıp yağmaladılar ve Bizans'ı sürerek Latin bir imparatorluğu kurdular. Yine bu dönemde unutmuyorsunuz, 13. yüzyılın sonuna kadar 8 Haçlı seferi daha gerçekleşti. Ve hiçbirinde doğru düzgün başarı elde edilemedi. Çünkü o dönemde büyük bir imparatorluk vardı. Ottoman Empire, yani Osmanlı İmparatorluğu. Son 4 Haçlı seferi ise Anadolu üzerinden yapılmayıp değişik yollar üzerinden yapıldı. Kimisi Balkanlar üzerinden, kimisi başka yerden. Ama dediğimiz gibi hiçbiri hiçbir başarı elde edemediler. Ancak Haçlılar bu seferlerde bir netice elde edemediler. 4. Haçlı seferi aslında bizim işimize yaramadı. Niye? Çünkü İstanbul'un fethi sırasında İstanbul'daki Ortodoks hacıları şunu söyledi. Dedi ki, biz İstanbul'da Haçlı kavuğu görmektense Müslüman sarığı görmeyi yeğleriz dedi. Çünkü 4. Haçlı seferi İstanbul için tam bir katliamdı. Çünkü yaktılar, yıktılar ve yağmaladılar. Bu da bizim İstanbul'un fethi sırasında işimizi kolaylaştırdı. Peki Haçlı seferlerinin bizim için önemi ya da siyasi sonuçları neler oldu? Şimdi düşünün, hatırlayın, feodal derebeyler savaşlara katılmışlardı. Birçoğu geri dönemedi. Geri dönememesiyle birlikte Haçlı seferinde birçok soylunun ölmesi ve geride dönebilenlerin parasızlık sebebiyle mallarını satması Avrupa'da derebeylik sistemini yavaş yavaş azaltmaya başladı. Bu da merkezi krallıkların güçlenmesine sebep oldu. Türkiye Selçukluları Haçlılarla savaşmasını fırsat bilen Bizans, Batı Anadolu topraklarını bir kısmını ele geçirmişti. Ama bu sadece geçici bir durumdu. Türklerin aynı zamanda İslam dünyasında saygınlığı arttı. Bunlardan ilki tabii ki Yıldırım Beyazıt'tı. Yıldırım Beyazıt Haçlılarla yaptığı savaş sonrasında, Nibolu Savaşı sonrasında halife tarafından sultanı iklimi Rum ünvanı verildi. Yani doğunun ve batının sultanı ünvanı değil, Anadolu diyarının sultanı ünvanını almıştı. Yine Türkler batıyla ilerleyişini bir süre dursa da Osmanlı İmparatorluğu kaldığı yerden devam edecekti. Aynı zamanda ekonomik sonuçları, Doğu ve Batı arasındaki ticaret hacmi büyük derecede artmaya başladı. Batı Akdeniz limanlarındaki Venedik, Ceneviz, Marsilya gibi önemli limanlar önem kazanmaya başladı. Doğu ve Batı ticaretinin gelişmesine bağlı olarak Avrupa'da bazı tüccarlar ekonomik yönden güçlenerek burjuva diye adlandırdığım bir sistem ortaya çıkmaya başlayacak. Seferlerde gerekli parasal desteğin sağlanması için kralların Venedikli bankerlerden borç para almaları bankacılık sisteminin gelişmesini ortam hazırladı. Yine Avrupalılar doğudaki bazı bitki, baharat, porselen ve cam eşyayı, ipek ve pamuklu kumaşları ülkelerine götürmeye başladılar. Aslında bakın, savaşlar bir nevi de etkileşimi arttırmaya başladı. Seferler neticesinde Anadolu, Suriye ve diğer bölgeler tahrip olurken tarımsal üretim azalarak ticari hayat durgunlaştı Anadolu coğrafyasında. O garip coğrafya bir anda zor duruma ne yaptı? Düştü. Yetmedi. Dini sonuçlarda neler oldu? Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasındaki ayrılıklar daha da arttı. Ama bunun en önemli noktalarından bir tanesi 4. neydi? Haçlı seferi olarak ne yapacaktık arkadaşlar? Ele alacaktınız. Kudüs'ün Müslümanlar tarafından geri alınması, seferlerde birçok insanın ölmesi ve papalara ve din adamlarına olan güveni ne yaptı? Sarstı. Çünkü akabinde coğrafi keşifler, coğrafi keşiflerin sonrasında ise hangi hareketler? Rönesans ve reform hareketlerinin ortaya çıkmasına ne yapacak? Sebep olacaktı değerli arkadaşlar. Peki bilimsel ve kültürel sonuçları neler oldu dünyaya? Avrupalılar Müslümanlardan pusulayı, yani hangi keşif oldu? Coğrafi keşfi sağladılar. Yine barut sayesinde silah teknolojisinin geliştiğini gördük. Yine kağıt ve matbaanın arkadaşlar icat edilmesiyle daha kalıcı
daha kalıcı neler bırakıldı? Eserler bırakılmaya başlandı. Aynı zamanda Avrupalılar İslam kültürü ve medeniyetini yakından tanıma fırsatını buldular. O yüzden İbn Sina'yı, Farabi'yi, İbn Haldun gibi önemli bilim adamlarını tanıdılar. Okullarında Farabi'nin ders kitaplarını okutmaya başladılar. Avrupalılar İslam dünyasından etkilenmekteydi. Çünkü İslam dünyası İslam Rönesansı'nı yaşamaktaydı. Bazı İslam alimlerine ait eserler Latince'ye çevrildi. Bu durum Avrupa'da bilim hayatının büyük ölçüde gelişmesine ortam hazırladı. Peki konu biterken neyi gördük? Hilal ve Haç mücadelesini ele aldık. 4 tane Haç seferlerini gördük. Unutmuyorsunuz, 1. Haç seferinde Haçlılar başarılı olurken geri kalan diğerlerinde ise Haçlılar hiçbir şekilde başarılı olamadı. Unutma, yine bir anekdot daha vereceğiz. 4. Haç seferinde Haçlılar Müslümanlara değil Bizans'ı yakıp yıkıp yağmalayarak burada bir Latin kontluğu kurdular. Bu kontluğun kurulması da 1453 yılında İstanbul'un fethedilmesini kolaylaştıran bir diğer önemli etkenler içinde ne yaptı? Yer aldı. Peki konuyu bitirdik. Sırada neyimiz var? Tabii ki her zaman gönderdiğimiz gibi bir ödüllü sorumuz var. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.